Temmuz darbe girişimini o tarihten önce bana söylemişti sözleriyle gündeme gelen FETÖ elebaşının yeğeni Ebu Seleme Gülen'den yeni itiraflar var. Gülen örgüt içerisinde tacize uğradığını yazdığı bir mektupla itiraf etti. O itirafları köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'le konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Nedim Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba, iyi yayınlar Meltem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında FETÖ'nün iç yüzünü gösteren, gözler önüne seren bir mektuptan söz ediyoruz. Nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi örgütün bugüne kadar özellikle 2020 yılından itibaren FETÖ elebaşının sağlığının gitgide bozulması örgütte önce bir liderlik tartışması yaratmıştı. Bu liderlik tartışması görüş ayrılıklarına, görüş ayrılıkları çatışmaya, çatışmalarda bölünmeye götürmüştü örgütü ve dört grup oluşmuştu. Bunun içinde özellikle istihbarat örgütleriyle ilişkili operasyoncu grup dediğimiz kumpaslarda rol oynamış Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu ve onun altında biriken kişiler, bir gelenekçiler vardı, bir gelenekçiler vardı, bir de Barbaros Kocakurt. Şimdi son gelinen noktada Barbaros Kocakurt ve Mustafa Özcan grubunun, Cevdet Türkoğlu grubunun aslında FETÖ yapılanmasına, yani Fethullahçı terör örgütüne bir operasyon çektiğini görüyoruz. Zaten örgütün içerisinde bizzat FETÖ elebaşının yeğeni olan kişinin isyanı da bundan kaynaklanıyor. Yani bugüne kadar ismini bilmediğimiz bir kişi iki haftadan beri resmen örgütün içindeki tartışmayı dışarıya çıkardı. Bizim bu Hürriyet gazetesinde 4 yıldan beri parça parça her aşamasını yazdığımız konuların aslında nasıl bir olguya dayandığını, bir gerçeğe dayandığını, örgütte ciddi bir tartışma olduğunu yazmıştık. Onları teyit etti. Ama bu sefer örgüt elebaşının kaçırıldığını, yani amcasının kaçırıldığını söyledi. Şimdi işte o aşamada çok önemli iki şey söyledi Meltem Hanım. Yani Türkiye'nin bunu yani şey yapması lazım, ne diyelim, bir veri olarak kabul etmesi lazım. Bir tanesi demin konuştuğunuz İYİ Parti ile ilgili konu. Meral Akşener'i gıdıkla diye bir oyun yazmışlar. Evet. Ki bunu örgütün oyun imamı istemiş FETÖ elebaşının onayıyla. 2000 darbeden sonra bu oyunu FETÖ'nün AK Partili görünümlü hesaplarını paylaşmış. Böylece bir taşla üç kuş vurmuşlar. Bir, İYİ Parti zaten Milliyetçi Hareket Partisi'ni çökertmek, onu parçalamak üzere yola çıkmış bir projeydi başında. Fakat onun büyütülmesi gerekiyor. FETÖ devreye giriyor. Meral Akşener'i küçük düşüren bir oyun yazıyorlar. Ve o oyun üzerinden İYİ Parti'nin, yani Akşener'in oylarının yükselmesi isteniyor. Nasıl isteniyor bu? AK Partili görünümlü AK troll hesap dedikleri hesaplar üzerinden bunu paylaşarak. Böylece insanlarda şu duyguyu yaratıyor. Ya bu AK troller ne kadar kötüler işte. Hatta parti, kendi AK Parti içinden de insanların tepki göstererek Meral Akşener'e yönelmesi. Bakın ne yapıyorlar? MHP'ye vurmuş oluyorlar. Zaten MHP'yi bölmek, parçalamak için yapılmış bir operasyondu, bir operasyon partisiydi. Onu büyütmek için, onu MHP'yi küçültürken Akşener'i büyütüyorlar. Öbür taraftan da AK Parti'den de nefret ettiriyorlar. Yani tam bir FETÖ aklı. Evet. Şimdi dolayısıyla bugünlerde aslında İYİ Parti'nin etrafında yaşadığımız tartışma da biraz bunun sonucu. Bir projeydi ve oy, biliyorsunuz, oy oranları %15'e kadar çıktı. Şimdi o tarihte bu birinci önemli konuydu. İkincisi de 15 Temmuz darbe girişimi. Nisan ayı 2016 yılı Nisan ayında bu Ebu Seleme Gülen yanında birisiyle beraber FETÖ elebaşını ziyarete gidiyorlar. O bu oyunu takdim ediyor. Adil Öksüz'le yaptığı görüşme üzerine oyun konusunu açıyor. Ondan sonra FETÖ elebaşı bunların ikisinin başlarını kendine doğru çekiyor. Kendi kafası ortasında kalacak şekilde kulağına yakında Türkiye'de tüm kurumlar el değiştirecek. Siz de oralarda görev alacaksınız ama sakın oraya işe başladı, yani göreve başladığınızda bizden olduğunuzu anlamasına renk vermeyin diyor. Bakın hani daha önce biliyorsunuz darbe sonrası Adil Öksüz'le toplantıya katılan iki tane subay itirafçı olmuştu. Zaten biz biliyorduk, yani bununla ilgili delilde bir sıkıntımız yok.
Ama FETÖ elebaşının nasıl işin içinde olduğunu gösteren önemli bir şey. Bunu işte bu aşamada bunlar tartışması yapılırken ve bu kişi örgüt tarafından bir anlamda itibar suikastına uğrarken, işte Adem Yavuz Aslanlar, Emrullah Uslular, Tuncay Öpçinler, bu tetikçi bildiğimiz Türkiye'den kaçan filan tetikçi grup bunu itibarsızlaşmaya çalışırken, o kendi iddiasını, yani sözlü olarak röportajda verdiği şeyi bir mektupla FETÖ elebaşına bildirdiğini söylemişti ve bunu da ispatladı. Yine gazeteci, FETÖ içinden bir gazeteci, o da eleştirel bakar bu olaylara, Ahmet Dönmez'e bu mektubu vererek paylaştı. Onun içinde de sizin bana söylediğiniz o olayla ilgili uykularım kaçıyor, uyuyamıyorum diyor. Şimdi dolayısıyla bu bize artık FETÖ elebaşının, FETÖ'nün bu işin dışında, içinde falan tartışmasını bitirilmesine bir vesile olacaktır diye düşünüyorum. Ama asıl dramatik olan kısmı mektubun diğer bölümleri Meltem Hanım. Yani FETÖ elebaşının yeğenisiniz, sizi FETÖ elebaşı amcanız da eziyor. Yani, hani, bu ne anlam ifade ediyor aslında Nedim Bey? Şöyle, mesela bu itirafların FETÖ elebaşının öz yeğeninden gelmesi. Şimdi şöyle, Fethullah Gülen isimli kibir abidesinin sözüm ona mütevazi olacağım diye etrafını, herkesi ezmesinin bir sonucu. Kendi soy ismini taşıyan insanları özellikle eziyor herkesin içinde ki bakın ben kimseye ayrıcalık yapmıyorum. Kimseye ayrıcalık yapmana gerek yok ki, eşit davran yeter. Ama onu ezdiriyor özellikle. Bir de tabii şöyle bir şey, kendi kan bağı olan kişilerin örgüt içerisinde kendisine de rakip olmasını da engellemiş oluyor böylece. Ama ağır olan kısmı şu, bu Ebu Seleme Gülen FETÖ'nün okullarında okuyor. Orada da bunu ezin talimatı almışlar belli ki. Dayak atıyorlar, aç bırakıyorlar. İşte diyor ki ben bu yolda cinsel tacize uğradım diyor. Tabii taciz, dayak. Yani insanın hani kulakları, yani kim olursa olsun böyle bir şey kabul edebilir bir şey değil. Yani bir FETÖ'cü, yani ne olursan, kimin yeğeni olursan ol. Korkunç bir şey. Mesele şu, ben bu örgütteki tartışma ve çatışma, bölünme dediğimiz konuları Hürriyet Gazetesi'ne yazarken bu konuya değinmiştim. Hı hı. Yaklaşık örgüt içerisinde 30'a yakın kadına tacizde bulunan bir doktor var. FETÖ elebaşının doktoru Kudret. Bununla ilgili konuları çokça yazdım. Ama örgüt bu konuları her zaman suskundur. Yani hiç yokmuş gibi davranır. Herhangi çok basit bir konuyu çok tartışmaya açarlar ama bu konuyu açmazlar. Fakat bununla ilgili çok sayıda da yine buna benzer ihbarlar, şeyler geliyor. Ama biz olayı terör tartıştığımız için kimseye de bel altı vuruşu yapmayalım diye, ama öteki kendileri tartıştığı için Doktor Kudret'in, ki bu hipnoz falan yapan, kadınları muayenede uyutan ve maalesef istismar eden bir kişilik, ama hala örgütün en içinde bulunan, en etkili konumunda bulunan kişiler. Şimdi bir anlamda Büsselem ve Gülen'in bu anlattığı şeyler burada sistematik bir, ne diyelim, işkence, kötü muamele, dayak, benzeri şeyler olduğunu gösteriyor. Oysa bunlar kendini nasıl gösteriyorlardı? İyilik hareketi, evet, hoşgörü hareketi falan. Dolayısıyla bunun da gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yani iç yüzünü gösteren bir mektuptu aslında FETÖ'nün iç yüzünü gösteren. Tabii. Hoş, bence görmedik kırılma, biz bu iç yüzü, ama hani tacizi, evet, dayağı, bir de bunun FETÖ elebaşının bizzat öz yeğeninden gelmesi aslında, evet, çok anlam ifade ediyor bakıldığında. Hani sizin yazınızda, evet, da zaten, evet, içerikli bir şekilde var. Evet. Bakalım bundan sonra. Ama çok öyle ciddi bir tartışma yaptı ki örgüt içerisinde. Şimdi bunu toparlamaya Peki daha çalışıyor. Neler görürüz? Hani Edim şöyle Bey, söyleyeyim. Mesela bugün bunu gördük. Şöyle, FETÖ elebaşının öz yeğeninin itiraflarını gördük. Bir daha neler göreceğiz? Onu anlatmıştım. Bir önceki şeyde bakın diyor ki Fethullah Gülen'e hitaben Ebu Seleme Gülen diyor ki biz diyor kumpas kurduk, kaset yaptık, cinayetler işledik. Bunlar ve diyor ki ben yaptım diyor. Bakın ben yaptım bunları diyor. Hani ya biz yapmayız demeyin diyor. Ben yaptım diyor bunları diyor. Şimdi dolayısıyla biz Peki bundan sonra bu itiraflar şimdi geliyor. Şöyle bu şimdi örgüt elebaşı kaçırıldı diye ortaya mesaj attı, bununla ilgili paylaşımlar yaptı ya kendisi. Hı hı. Hakikaten yani bir anlamda öldürülmeye, yani örgüt tarafından ölüme terk edilmeye dair bir adrese taşındı. Evet. Aslında son bir görüntülü videosunu izlerseniz şöyle söyleyeyim,
2,5 kelimelik bir cümleyi kurmakta zorlanıyor. Yani nefes darlığı, yani bu vücuttaki değerleri o kadar düşük, yüzü öyle, ya belli ki yani sesli bir videosu yapılsın istendi örgüt tarafından, taban tarafından. Onlar muhtemelen yüzündeki şişlik falan, kollarını ellerine baktığınız zaman kortizon, yani güçlendirici bir şeyler vermişler ve son gücünün son haliyle, yani şöyle söyleyeyim, 3 kelime demiyorum bakın. Hani 2,5 kelimeyi çok zor kuran ve nefes almakta çok zorlanan bir halde. Yüzünde zaten morluk da vardı gözünde, yanlış görmediysem. Tabii. Muhtemelen ya gördüğü tedaviden ya gördüğü şiddetten, onu bilmiyoruz ama bir şey de söylemiyorlar. Sözüm ona, onu ziyarete giden gazeteciler de herhangi bir şey de sorma cesaret de edememişler. Öyle çıkıp gelmişler. Ama mesele şu, bu aşama bir anlamda terminal aşama gibi bir şey. Yani artık ölüme gitmek üzere olan bir şey. Ama FETÖ elebaşı farkındaysanız hala onun adına örgütte bir lider tayin edilmedi. Hı hı. Yani FETÖ elebaşı ölürse yerine kim gelecek, bu daha henüz belli değil. Dolayısıyla bu kavga devam ediyor. Peki ne görürüz dediniz bundan sonra? Ebu Seleme Gülen'in bahsettiği konular var ya, hı hı. Kaset mesela. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nden... Kinsel tacize uğradın kısmıyla mı ilgili? Hayır, bu siyasette kaset kumpasları yaptık biz. Evet. Ben de yaptım diyor, cinayetler var diyor. Operasyonlar yaptık, operasyonları. Şimdi dolayısıyla burada ne gelebilir? Mesela en iyi bildiği konu İYİ Parti, yani daha doğrusu Akşener'in oylarının arttırılmasının bu tür kumpaslar. Buna benzer mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan bir kaset kumpası vardı, hatırlarsanız. Evet. O kumpasla ilgili bir şeyler çıkabilir. Öyle beklentim. Veya cinayetler işledik diyor mesela. Yani mesela Haydar Meriç. Bakın Haydar Meriç FETÖ elebaşının hayatıyla ilgili bir çalışma yapıyordu. Ve onun şöyle söyleyeyim. Yani biraz ahlaki şeyi var. Onu burada söylemeyelim. Hı hı. Bir cami imamı tuvalet bekçisiyle girdiği bir münasebeti falan araştırırken o kişiyi kaçırdılar. Ve elini ayağına bağlayarak domuz bağıyla nehre attılar ve öyle öldürdüler. Şimdi dolayısıyla mesela Hrant Dink cinayeti veya Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti, örneğin Barbaros Kocakurt, şu andaki Barbaros Kocakurt, yani yanında olan, FETÖ elebaşının yanında olan, hatta iddiaları üzerine açıklamalar yapan kişilerden bir tanesidir. Barbaros Kocakurt'u biz nereden biliyoruz? Muhsin Yazıcıoğlu suikast davasının üzerinin örtülmesinde Türkiye imamı olarak görev alan kişi. Evet. Yani bugün Kahramanmaraş'taki Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada dosyası olan bir kişi. Mahrem imamla, daha doğrusu bu dosyanın nasıl kapatıldığını itiraf eden FETÖ'cüler Barbaros Kocakurt'un ismini vermişlerdir. Ve Barbaros Kocakurt'un HTS kayıtları bu dosyanın üzerinin örtülmesinde rolü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bununla ilgili de bir detay çıkabilir. Ama biraz beklemek lazım çünkü örgüte FETÖ elebaşının ölümünden sonra bir lider atanmamış olması bu kavganın devam edebileceğini gösteriyor. Zaten hani deminden bahsettim, gelenekçiler, yenilikçiler, Mustafa Özcan grubu veya Barbaros Kocakurt grubu diye yaptığımız ayrımda yer almış kişilerin yaptığı açıklamalara baktığınız zaman bu kavganın devam edeceğini görüyorsunuz. Çünkü hala Ebu Seleme Gülen'i yıpratmak, bir anlamda itibar suikastı yapmak için de örgütün paralı tetikçileri ellerinden geleni de yapıyorlar tabii. Şimdi Türkiye, Nedim Bey, her fırsatta FETÖ elebaşının iadesini istiyor. Yıllardır görüyoruz. Ancak Amerika'dan herhangi bir adım da gelmedi. Gelmeyecek gibi de görünüyor. Ama hani şimdi bu bir bakıma, bu mektuba baktığımızda, şimdi bu itiraf niteliğindeki mektup Amerika'nın tutumunu değiştirir mi, yoksa hiçbir şey değişmeyecek mi? Şöyle, yani Amerika vermek isteseydi, Meltem Hanım, 7 kez talepname gönderildi. 7 defa iade talepnamesi gönderildi, dosyalar gönderildi. Hatta biliyorsunuz FBI ekipleri, adli makamlar, Amerikan adli makamları Türkiye'ye geldiler, konuyla ilgili belgeleri aldılar. Hatta cezaevinde bulunan Kemal Batmaz gibi mahrem imamlarla, yani dava Akıncı üstünde ele geçirilen, yakalanan Kemal Batmaz gibi mahrem imamlarla da görüşmeler yaptılar. Hı hı. Ayrıca Türkiye'nin verdiği deliller
aramızda 1980 tarihinde suçların iadesi anlaşmasıyla FETÖ ile Başı hakkında herhangi bir işlem yapmayı gerektiriyor zaten. Yani oysa şöyle bir durum ortaya çıktı. 7 defa Türkiye çok bastırmasına rağmen dosya gönderildi. Ama hani Amerikalı yetkililer bir kez olsun dahi Meltem Hanım, Pensilvanya çiftliğinin kapısına gidip ya bizden birini soruyorlar. Fethullah Gülen isminde birini soruyorlar. Adres de burasını gösteriyor. Hiç olmazsa bir kimlik teyidi bile yapmadılar biliyor musunuz? Siz yani Amerika'da sistemin nasıl çalıştığını herkes bilir. Çok katı, çok kurallı, çok açık her şey yürür değil mi? Yani giderler bir talep varsa Fethullah Gülen burada mı yaşıyor? Adres teyidi yapar, kişilik kimlik teyidi yapar. Gerekirse ifadeye çağırır. Bakın ne ifadeye çağırmak, ne dava hiç açmak. Hiçbir şey yok değil mi? Türkiye'de yargılanmasını iade etmek. Adres teyidi için bile gitmediler. Ya Türkiye devleti sizin müttefikiniz. Size dosyalar göndermiş. Siz hiç olmazsa ya buraya bir dosya gelmiş. Bu adreste yaşayan kişi bu mu? Acaba isim benzerliği mi var? Gibi bir gerekçe bile uydurabilirsiniz. Ama onu yapmak zahmetinde bile bulunmadılar. Ben bu gelişmelerden sonra şunu beklerim işin gerçeği. Türkiye'nin bugüne kadar gönderdiği tüm delillerin yanında FETÖ elebaşının bu darbe girişimini bildiğini, onay da verdiğini gösteren en önemli delil Ebu Seleme Gülen'in bizzat kendisi. Yani onların istediği tanık şu anda Amerika topraklarında. Yani Amerika Birleşik Devletleri adli makamları, FBI'yı, mahkemeleri herhangi bir delil arıyorlarsa delil Türkiye'nin gönderdiği dosyalarda. Tanık arıyorlarsa işte size çiftlikte yaşayan ve bu darbe girişiminden FETÖ elebaşının haberi olduğunu söyleyen Ebu Seleme Gülen. Uzak birisi değil. FETÖ elebaşının da öz yeğeni. Ne diyor? Tabii ne diyor? Biz bu girişimden haberdardı diyor. Bunu sadece sözlü röportajda ve bir tanığın huzur, bir şahit var yanında yine. Ali İhsan mıydı? Biri daha var. O da onu teyit ediyor. Sadece bu kişinin sözlü beyanı değil. 2020 yılının Nisan ayında da 2020 yılında elden verdiği, FETÖ elebaşına elden verdiği ve yayınlanan mektubunda da bu konu işaret ediliyor. Şimdi dolayısıyla eğer Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi hukuken muhatap alacaksa, mesela bu konuda Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı mutlaka devreye girmeli. Yani bakın bu kişi örgüt tarafından da tehdit ediliyor. Şu anda örgüt tarafından da tehdit ediliyor. Hem psikolojik baskı altında hem fiziki baskı altında. Bunun korunmasını talep etmeli. Yani bunu tanık olarak bizim Amerikan makamlarından korunmasını talep etmemiz lazım. Ama siz yoksa adres teyidi bile yapılmıyor diyorsunuz. Bakalım harekete geçebilecekler mi? Olsun ama bizim Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden Ebu Seleme Gülen'i bu 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Fethullah Gülen'in sorumluluğu noktasında tanık olarak korumaya aldırmamız gerekiyor. Peki. Çünkü bunu öldürebilirler. Veya Allah korusun psikolojik rahatsızlığı var diye kendine astı diye bunu asabilirler mesela. Yani intihar etti çünkü intihara meyilliydi diye biliyorsunuz söylentiler çıkardılar falan ya. Kendini atmaya kalktı falan diye. Bambaşka iddialar gündeme gelebilir diyorsunuz. Ya bu kişiyi öldürebilir, peki, asabilirler, kendi intihar etti diyebilirler. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı üzerinden devreye girmesi lazım iki konu üzerinden. Bir 15 Temmuz, bir de yine bu çiftlikte Türk siyasetine müdahale. Erdoğan'la ilgili bir oyun, PlayStation'da oyun hazırlamak veya Akşener'i büyüsün, MHP küçülsün diye oyun tezgahlamak veya diğer parti iç siyasete müdahale konusu. Ama mutlaka bizim bu Ebu Seleme Gülen'in hayatının, bakın hayatı tehlike altında. Ben onu görüyorum, yazılan çizenlerden de görüyorum. Bunlar her kötülüğü yapabilirler. O yüzden koruma altına alınması ve ifadesinin alınmasının sağlanması gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Nedim Şener'e. Sağ olun. Bizimle birlikteydi. Teşekkür ederim.